Herkese merhabalar. Bitcoin'in patlayışıyla ve altcoin'lerin yükselişleriyle başladık bugüne ve öyle de tamamlandı. Bitcoin 72.000 dolar bandının üzerine çıktı bu video çekildiği sırada ve diğer altcoin'lerde tabii ki Ethereum, ADA, BNB günü yükselişle tamamlayan coin'ler oldu. Dogecoin'de yine yükseliş gösteren bir diğer coin oldu. Takip ettiğiniz üzere uzun süredir kripto piyasası düşüş ve durgunluk içerisindeydi ama bugün adeta bir yeniden diriliş gördük. Bitcoin, BTC başta olmak üzere diğer altcoin'lerde de yeniden doğuşu izledik ve dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin son 24 saat içerisinde %5'in üzerinde yükselişle uzun bir sürenin ardından 72.000 doları aştı. Bu devasa yükseliş tabii ki kripto piyasasında da büyümeyi getirdi. Kripto para dünyasının tamamı bugün toplam piyasa değeri olarak %4.9 yükseliş sergiledi. Evet, Bitcoin 72.000 dolar bandına eredik ve tüm zamanların en yüksek seviyesinden, en yüksek fiyat seviyesinden sadece %2'lik bir uzaklıkta. Altcoin'lerle hemen devam edelim. Tabii ki Ethereum var sırada. Ethereum'da tabii ki son 24 saat içerisinde %6'lık bir değer kazandı. Dogecoin'e bakalım. Dogecoin, Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinden sonra Donald Trump'ın kazanması durumunda tabii ki Musk'ın önemli bir göreve getirileceği beklentisi var ve bu da kripto para piyasasını olumlu yönde etkileyen faktörlerden birisiydi. Dogecoin'in son 24 saatlik yükselişine baktığımızda %18'in üzerinde bir yükseliş kaydetti Dogecoin. Peki Elon Musk sosyal medyada ne demişti? Tabii ki daha önceki paylaşımlarını hatırlıyorsunuz. Sosyal medyada X'te Devlet Verimliliği Bakanlığı'nın, yani İngilizce bu bakanlığın baş harflerinin DOGE yani Doge hakkında bir çağrışım yaptıydı. Bu en etkili etkileşimlerinden birisi olmuştu ve yine geçtiğimiz hafta Elon Musk bir konferansta katılımcılardan birinin sorduğu soruya evet Doge şeklinde başlayıp Doge'a yine bir gönderme yapmıştı. Tabi bu gelişmeler yaşandı, ardından da şu sıralarda bugünlerde Donald Trump'ın anketlerdeki önde devam ettirdiği konum ister istemez Elon Musk'ın desteklediği Dogecoin'i de etkiledi. Dogecoin'in son bir günlük performansına baktığımızda bu hızlı yükselişi net bir şekilde görebiliyoruz. PopCat'le devam edelim. Geçtiğimiz 3 güne %23'lük bir yükselişle devam etti PopCat ve son 24 saatlik grafiğine baktığımızda da %24'e yakın yükseliş görüyoruz PopCat'te. Solana tabanlı bu meme coin de yatırımcılarını sevindiren meme coin oldu. Ve gelelim Mogcoin'e. Mogcoin'de 24 saatlik dilime baktığımızda %16'lık bir yükseliş gösterdi. Son 7 günlük grafiğinde düşüş olmasına rağmen dünü yükselişle tamamladı Mogcoin. Gelelim Dogwifhat'e. 24 saatlik dilimde %16.5'lik bir yükseliş. Son 7 günde ise, son 1 haftada ise %12 yükseliş gösterdi Dogwifhat. Bitcoin'in bu 73.000 dolar seviyesine dayanmasından bağımsız bir şekilde kendi ivmesini yakaladı ve bu ivmeyi sürdürüyor Dogwifhat. Ön satışlarla devam edelim. Daha önceki videolarımızda da yer veriyoruz. Şu anda da yine avantajlı fiyatta satılmaya devam eden, ön satışı süren Pepe Unchained var. Bir sonraki fiyat artışına 1 gün 12 saatlik bir dilim kaldı. Ethereum, USDT ve kar seçeneklerinin bulunduğu Pepe Unchained'de bir Pepe token şu anda 0.0118 dolara satılıyor. Şimdiye kadar 23 milyon doların üzerinde para toplamayı başardılar. Oldukça ilgi toplayan ve sosyal medyada da büyük bir ilgi gören bir ön satış projesi diyebiliriz Pepe Unchained'e. Kendi blok zinciri var ve Layer 2, Katman 2 özelliğini ön plana çıkartıyor ekip. Daha düşük işlem ücretleri ve daha hızlı bir deneyim vaat ediyorlar. Tokenomics'lerine baktığımızda ise %40'lık bir dilim ön satışa, %30 staking'e, %10 pazarlamaya, %7.5 likiditeye, %7.5 proje geliştirmeye ve zincir envanterine %5'lik bir dilim ayırmışlar. Toplam token arzı ise 8 milyar token olarak belirlenmiş. Pepe Unchained'in resmi web sitesine ulaşmak isteyenler açıklama kısmımızdaki ön satış linkine tıklayabilir. Unutmayın, resmi sitelere bağlanmak çok önemli. Bu tür ilgi çeken projelerin fake siteleri de karşınıza çıkabiliyor ve şu anda yaklaşmakta olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçime bağlantılı bir Politify meme coin'ini inceleyelim. Freedom Fighters. Bir Freedom Fighters 0.00006 dolara satılıyor. Şimdiye kadar 341 bin dolar para topladılar ve bir MAGAtron Kamacop oylamasıyla sayfa sizi karşılıyor. MAGAtron tarafında Donald Trump, Kamacop tarafındaysa Kamala Harris yer alıyor. Projenin detaylarına baktığımızda, web sitesinin detaylarına baktığımızda yeni ve güçlü bir Politify token gelecek mi acaba diye merak ediyoruz. Ancak tabi bunu listelemenin ardından birlikte gözlemleyeceğiz. Tokenomics'ine baktığımızda Freedom Fighters'ın %20'lik dilimi likidite, %20 staking, %40 ön satış, %10 topluluk ödülleri ve geri kalan %10'luk dilimse diğer her şey diye ayırmışlar. Değişik bir proje, ilginç bir web sitesi ve %1228'lik bir APY göstermişler. Bu projenin de resmi web sitesini incelemek isteyenler açıklama kısmımızdaki Freedom Fighters ön satış linkine tıklayabilir. Videomuzu noktalamadan önce bu videonun herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak istiyoruz. Mutlaka ama mutlaka kendi tecrübeleriniz, kendi fikirleriniz doğrultusunda kripto yatırımı yapın ve meme coinlerin, özellikle ön satışta olan meme coinlerin yüksek riskli olduklarını, anında yükseldikleri gibi düşüşe de geçebileceklerini asla aklınızdan çıkarmayın. Bu ve benzeri içerikleri takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Varsa sorularınız yorumlar kısmına lütfen bırakın. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı günler.